Icon Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün prepositions of time konusunu işleyeceğiz. In, on, at. Evet, şimdi anlam ve kullanımına bakalım. Biz zamandan bahsederken birçok farklı preposition kullanabiliriz. In, on, at prepositionlarına bakacağız. Evet, biz in'i ne zaman kullanıyoruz? Bakalım. Months, aylar. Seasons, mevsimler. Years, yıllar. Centuries, yüzyıllar. Times of day, günün zamanları. Longer periods of time, yani uzun zaman dilimi diyebiliriz. In January, in April, in spring, in winter, in 1984, in 2015. In the 20th century, in the morning, in the evening, in the past, in the 1990s, in the holidays gibi. Evet, şimdi ona bakalım lütfen. Days of the week. Days plus parts of days. Dates, special days. Yani haftanın günlerinden. Günün bölümlerinden ve günlerden bahsederken, tarihlerden bahsederken ve özel günlerden bahsederken biz on kullanıyoruz. On Monday, on Tuesday afternoon, on Saturday mornings, on November 22nd, on my birthday, on New Year's Eve gibi. Biz eti ne zaman kullanıyoruz? Şimdi buna bakalım. Clock times. Yani saat zamanlarından bahsederken at 7:30 a.m., at 5 o'clock gibi. Festivals. Festivallerden bahsederken değil mi? At Christmas, at Easter. Yani bir kutlamadan bahsediyorsak. Önüne biz et getiriyoruz. Exceptions'a bakalım. At night, at the weekend kullanıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar exceptions'a bakalım. Well, sometimes we don't use a preposition of time. For example, after, next, this, last, every. Şimdi bu da harici bir durum. Şimdi bazen next, this, last ve every'den sonra preposition kullanmıyoruz. Şimdi bunun örneklerine bakalım. We go skateboarding every Saturday afternoon. I will see you next Friday. Bakın burada çünkü mesela next gelmiş, every gelmiş. Bu yüzden de preposition kullanmamışız arkadaşlar. But we often leave out on weekdays of the week when we are speaking. Yani mesela biz konuşurken bazen prepositionları cümleden atabiliyoruz. Mesela I will see you Friday gibi. Bakın burada onu atmışız biz, değil mi? Dates. Okay, example. We say on the 8th of July. Yani Temmuz'un 8'i derken 10 kullanıyoruz. Başında 10 kullanıyoruz arkadaşlar. Okay. Son bir tane şeyden bahsetmek istiyorum in'le alakalı. Eğer gelecekle ilgili konuşuyorsak mesela I will do it in a minute diyebilir miyiz? Bakalım. Bir dakika içinde yapacağım anlamı var burada. Kullanabilir miyiz? Yes, we can. Kullanabiliriz. Ve yine gelecekte olan bir şeyden bahsederken kullanabiliriz. Değil mi? Bakalım şimdi. She will be back in a moment. Okay, we are going away in 2 weeks. Gördüğünüz gibi biz gelecekten bahsederken in kullanabiliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.